أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Yüce Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İçinde bulunduğumuz Şaban-ı Şerif'i bereketle doldursun. Ramazan-ı Şerif'i idrak edip ihya edebilmeyi her birimize ikram eylesin. Hele hele Kadir gecesini yakalayıp ihya edebilmeyi Rabbim her birimize, aile bireylerimize, dost ve yaranlarımıza nasip eylesin. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'ten önce siz dostlarımızla Ramazan-ı Şerif hatırlatması adına bir araya geliyoruz. Bir pandemi fasılası olmuştu. Bu vesileyle pandemi gidiyor inşallah. Rabbim kökünü kazısın ve yok eylesin inşallah. Arkasından benzeri belalardan da muhafaza eylesin inşallah. Tabii bütün dünyayı hizaya getiren, haddini bildiren bir mikrop yayılmış oldu kainata. Allah-u Teala herkese haddini bildirdi. Ve egemen güçler, dünyayı biz yönetiyoruz diyenler bir mikrobu yönetemediler. Mesele, herkes acizdir. Sadece kadiri mutlak olan Allah'tır. Bunu idrak edebilmek meselesidir. Şimdi kıymetli dostlar, biz müminlerin hayatında her dakikamız, her saniyemiz çok önemlidir. Çünkü bizde el yevakit tuştara bil mevakit vel mevakitle tuştara bil yevakit ilkesi var. Yani zamanla her şey elde edilebilir. Ama zaman hiçbir şeyle elde edilemez. Hiçbirimiz sabaha dönmemiz için trilyonlar harcasak sabaha dönemeyiz. Bir saat öncesine dönemeyiz. Geçen vakit geçmiştir. Ölümü gelmiş olan bir insana trilyonlar harcasak ölümünü bir saat geciktiremeyiz. Onun için biz deriz ki zaman her şeyden kıymetlidir. Ömür sermayesi her şeyden çok kıymetlidir. Bu itibarla biz müminlerin hayatında en önemli nimet, ömür ve zaman nimetidir. Böyle olmasının yanında, ömrün içerisinde bazı vakitler çok daha önemlidir. Mesela Kâbe, farklı bir önemi var. Ravza-i Mutahhare'nin farklı bir önemi var. Mescid-i Aksa'nın farklı bir önemi var. Zaman itibariyle Cuma gününün farklı bir önemi var. Ay itibariyle Ramazan-ı Şerif ayının ve bizim literatürde üç ayların farklı bir önemi vardır. Kıymetli dostlar, eğer bir insan üç aylarda Recep-i Şerif'te, Şaban-ı Şerif'te kendine gelemiyorsa, Ramazan-ı Şerif son silkelemeyi yapıyor. Bu sefer insan Ramazan'da da kendine gelemiyorsa ömrü hep böyle devam ediyor. Yani Recep-i Şerif'i gafletle geçiren Şaban'da da gaflet sürüyor. Her ikisini gafletle geçiren Ramazan-ı Şerif'te de hesaplar tutmuyor. Bazen insan diyor ki ben bu sefer Ramazan-ı Şerif'i şöyle yapacağım diyor. Eğer Recep ve Şaban ayında kendisine hiç çeki düzen verememişse, bir mesafe kat edemediyse sadece bir mali hulyadan ibaret oluyor ilerisiyle ilgili tasavvurları ve hayalleri. Şunu çok net olarak bilelim kıymetli dostlar. Her birimiz en gencimizden en yaşlımıza kadar yarın ile ilgili yaşlımızın garantisi neyse gencimizin de garantisi odur. Hele son zamanlarda olaylara baktığımız zaman birçok genç kardeşimizi hiç tahmin etmediğimiz zamanlarda kaybetmişizdir. Güçlü kuvvetli gördüğümüz, kolay kolay buna hastalık bir şey yapamaz diyebileceğimiz çevremizde nice tanıdıklarımızı kısa zamanda cenaze namazlarını kılmışızdır. Dolayısıyla ölüme kim ne kadar yakındır, kimin yarın son günüdür, yaşlı için ne kadar ise genç için de bu aynen söz konusudur. Dolayısıyla vakit sermayesini en güzel şekilde değerlendirmek lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif ayını özellikle ihya etmekte hassasiyet gösterirdi ve derdi ki, Recep ayı haram aylardan bir aydır ve üç ayların başlangıcıdır diye insanlar hani bir sarılıyor, birkaç tane de kandil var içerisinde.
İleride Ramazan-ı Şerif ayı vardır. Orada da biz koşacağız, koşuşturacağız diyorlar. Arada Şaban ayını unutabiliyorlar. Dolayısıyla ümmetim Şaban ayını unutmasın diye ben Şaban ayında eforumu daha fazla sarf ediyorum. İbadet performansımı daha da yukarı çıkarıyorum diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O bizim önderimiz ve liderimiz olduğuna göre bu konuda biz onu da önder ve lider olarak seçip Şaban ayını da Recep ayından daha kaliteli şekilde geçirmeye çalışmalıyız. Şaban'ı eğer kaliteli geçirirsek Ramazan'ı da Perşembe'nin geleceği çarşambadan bellidir. Dolayısıyla kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri bu ömür sermayesini bize verdi, büyük bir nimeti verdi. Bunu kullanmak şimdi bizim elimizdedir. Elhamdülillah, hatırladığınız gibi birkaç sene önce camilere namaza da gidemiyorduk. Teravih değil, diğer namazlara da gidemiyorduk, cumalara da gidemiyorduk. Sonra biraz gevşedi, şimdi elhamdülillah saflar omuz omuza olmaya başladı. Dolayısıyla camiler, cemaatler dolmaya başladı. İnşallah bir tek terslik olmaz. Ramazan-ı Şerif'te dolu dolu cemaatlerle dolu dolu Ramazan-ı Şerif'i ihya etmiş oluruz. Teravihlerimizle beraber, oruçlarımızla beraber Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde inşallah değerlendiririz. Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde Ramazan-ı Şerif'i idrak edip ihya etmeyi nasip eylesin. Kıymetli dostlar, şurasını unutmayalım. Her bir kardeşimizin burasını sanki ilk dinliyormuş gibi dinlemesini tavsiye ederim. Ben bu dünyada ne işin varım sorusunun cevabını çok net bir şekilde beynimize çivilememiz lazım. Tekrar ediyorum. Ben bu dünyada ne için varım? Efendim, bu sorunun cevabını beynimize çivilememiz lazım. Çünkü ben bunu kürsüde anlatıyorum, aşağı indiğim zaman ben de unutuyorum. Kitapta okuyorum, kitabı kapattığım zaman ben de unutuyorum. Dünya işlerine daldırdığımız zaman bunu unutabiliyoruz. Geliyor, diyor ki sahabi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ya Resulallah, nafaka hanzale diyor. Ben diyor, münafık oldum herhalde diyor. Ne oldu, neden böyle söyledin diyor. Diyor ki, ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, seni dinlediğim zaman böyle sanki cenneti görür gibi oluyorum. Cehennemi görür gibi oluyorum. Aşka geliyorum. Diyorum ki, işte cennete doğru koşmalıyım. Ve cehennemlik hiçbir şey yapmamalıyım diyorum. Sonra hurma bahçesine gittiğim zaman senin huzurunda sohbetteki adam başka, hurma bahçesindeki adam başka. Ne cennet hatırıma geliyor, ne de cehennem hatırıma geliyor. Hurma bahçesinden başka bir şey hatırıma gelmiyor. Ne olacak benim bu halim? Burada başka, orada başka. Desene bende münafıklık vardır diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, eğer beni dinlediğiniz zaman yakaladığınız performansı hurma bahçesinde de yakalayabilseniz, melekler sizinle musafaha ederdi, melekler sizi kucaklardı. Siz meleklerden daha değerli insanlar olurdunuz, eğer bunu becerebilseydiniz. Ama bunu benim yanımda yaptığınız, elde ettiğiniz kaliteyi, diğer işlerinize vardığınız zaman aynısını koruyamıyorsanız, artık bu beşeriyet halidir, bazen böyle, bazen böyle insan olabilir diye bir esneme payını da koydu önümüze Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Şimdi şunu altını çizerek kardeşler sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela ben camide imamım. Birisi bir okulda müdürdür. Birisi bir fabrikada fabrikatördür. Birisi bir fabrikada müdürdür. Birisi validir, kaymakamdır, belediye başkanıdır. Kim ne olursa olsun, kim hangi işi yaparsa yapsın, ben bu dünyaya ne için geldim sorusunun cevabı kaymakamda da aynıdır, valide de aynıdır, imamda da aynıdır, cemaatte de aynıdır, patronda da aynıdır, işçide de aynıdır. Öyle mi değil mi? İşçinin cevabı neyse patronun cevabı da odur. Amirin cevabı neyse memurun cevabı da odur. Öyleyse bu işin ortak cevabı, herkesin vereceği cevap nedir? Ben Allah'a kulluk için geldim. Kıymetli dostlar, eğer benim görevim, asıl görevim kulluk ise, bugün sabahtan akşama kadar yaptığım, yapmam gereken birçok işler vardı. Koşmam, koşuşturmam gereken işler vardı. Katıldığım toplantılar vardı. Yapmam gereken ödemeler veya tahsilat vardı. İmalat vardı, ihracat ve ithalat vardı. Bunlar benim günlük takip etmem gereken işlerdi. Ama benim bir de bugün sabahtan akşama kadar Allah'ın kulu olarak dikkat etmem gereken şeyler, yapmam gereken vazifeler vardı. Bugün sabahtan akşamdan planladığım şeyleri
arzu ettiğim gibi gerçekleştirdiysem bugün mutluyum diyorum. Doğru mu? İşlerimi planladığım gibi gerçekleştirdim diyorum. Mutlu oluyorum. Tamam. Aynı şekilde kıymetli dostlar, sabahtan akşama kadar yapmamız gereken işler içerisinde en önemlisi ve en kalitelisi Allah'a karşı olan kulluk vazifelerimizdir. Namazımı tadili erkana uygun olarak kılabildim mi? Vaktinde kılabildim mi? Cemaatle kılabildim mi? Huzurla kılabildim mi? Bu soruların cevabı çok önemli. Tekrar ediyorum kıymetli dostlar. Bugün buradayız, yarın ahiretteyiz. Bugün yaptığımız işler, çok önemli işler yapmışızdır. Kaç kişiyle görüşmüşüzdür? Kaç tane insanın elinden tutmuşuzdur? Çok önemli işler yapmışızdır. Bunlar efendim bizim başarılarımız. Peki bugün yapmamız gereken işler içerisinde bir de Allah'a karşı ibadet performansımız var. Sabah namazını bir, çok açık ve net soru soruyorum. Kendi kendimize bunları soralım. Sabah namazını kıldın mı? Bir. İki, camide cemaatle kılabildin mi? Üç, tadil erken de kılabildin mi? Dört, huşu ile kılabildin mi? Bu dört tane sorunun cevabını hepsi artı artı ise tamam. Geçeceğiz öğle namazına. Öğle namazını kılabildin mi? Camide cemaatle kılabildin mi? Tadil erken de kılabildin mi? Bir de huşu ile kılabildin mi? Eğer bunları yapabildiysek gerçekten kaliteli bir kulluk yaptık. Neden bu soruyu sormamız gerekiyor kendimize? Çünkü her gün bizim en önemli işimiz hangisidir? Allah'a olan kulluktur. Çünkü Cenab-ı Hak bizi bu kulluk için yaratmıştır. Bu kulluğun yanında, kaliteli kulluğun yanında yapacağımız diğer işler de elbette bunlar ibadete dönüşecektir. Ama ibadetimizi, Allah'a olan ibadetimizi elimizin tersiyle bir kenara ittiğimizde sadece çalışmanın ve koşuşturmanın ibadet olduğunu kendi kendimize söylersek kendi kendimizi aldatmış oluruz. Başka bir ifadeyle söyleyeyim. Müşteriyi memnun etmek için her türlü itinayı gösteren insan Allah'ı memnun etmek için hiç itina göstermezse burada hesapta zorlanma olmaz mı? Elbette hesapta zorluk olur. Şimdi bu mikrofonu satan kardeşimiz ve imal eden kişiler eğer bu mikrofonu ben kullandığım zaman doğru düzgün netice alamıyorsak bizim karşımıza mahcup olmaz mı? İmalatından pişman olmaz mı? Kaliteli yapınca mutlu oluyor. Yani müşteriyi memnun etmeye çalışıyor. Hepimiz öyle değil miyiz? Müşteri memnuniyeti bizim için önemli değil midir? Eğer ticaret yapıyorsak müşteri memnuniyeti önemlidir. Eğer kulluk yapıyorsak Allah'ın memnuniyeti önemlidir. Değil mi dostlar? Ha, Allah'ın memnuniyeti için onun istediği gibi yapmamız lazım. Onun için diyorum ki kardeşler, biz şunu beynimize çivi gibi çakalım. Çok işler yapıyoruz, yaparız. Uluslararası olur, şehirler arası olur, metropol şehirlerde olur. Kendi çapımızda, kendimize göre çok işler yapmış olabiliriz. Bu yaptığımız işlerin hepsini kaliteli yapmak mecburiyetindeyiz. Müşteri memnuniyeti, mümin yaptığı işi sağlam yapar. Ama yapacağımız işler, yaptığımız ve yapacağımız işler içerisinde en çok itina göstermemiz gereken Allah'a kulluk. Ona karşı olan vazifelerimizdir. Bu soruları, biraz önce sorduğum soruları ben size böyle havadan sordum. Ama bu soruları siz bir de kabirde Münker ve Nekir melekleri tarafından sorulduğunu kabul edin. Sağınızda solunuzda kimse yok. Yarın ahirette Allah'ın huzurunda bu sorulara muhatap olduğumuzu kabul edelim. Bizim avukatımız falan yok. Kendi yaptıklarımızın hesabını kendimiz vermiş olacağız. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer Hazretlerine şunu söyler. Der ki ya Ebu Zer, ey Ebu Zer, ceddidis sefinete fe innel bahre amik. Gemin çok sağlam olsun. Yepyeni olsun, sağlam olsun. Okyanus çok derindir, dalgaları çok büyüktür. Götürür, götürür. Nicelerini batırmıştır. Neyi kastetmiştir burada? Yani dünya bir gemi gibidir. Dünyanın fitne ve fesadı aynen o okyanusun dalgaları gibidir. Birçok insanlar batmıştır. Gemin çok sağlam olsun. Çürük gemiyle gidemezsin. Her sokakta bir fitne, her kanalizasyonda bir fitne karşına çıkar. Dolayısıyla imanını çalacak, çarpacak, seni tepe takla yuvarlayacak çok dalgalarla karşı karşıya kalırsın. Günümüzde bunları görmek çok da zor değildir. Emseytu Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bir hadis-i şeriflerinde
buyuruyorlar ki yusbihur raculu mu'minen ve yumsi kafiren. Ve yumsi mu'minen ve yusbihu kafiren. Öyle fitneler böyle gecenin karanlığı gibi ortalığı kuşatacak ki kadın, erkek, genç, ihtiyar, tahsilli, tahsilsiz bakacaksın ki adam sabahleyin mümin olarak sabahlamıştır ama akşama kadar imanını koruyamamıştır. Akşama mümin olarak akşamlamıştır, sabaha kadar imanını koruyamamıştır. Bu tehlikeler gecenin karanlığı gibi her tarafı kuşatacak. Her cepte bir fitne var mı arkadaşlar? Her cepte bir fitne var mı? Her cepte bir fitne vardır. Bunu ben aldığım zaman kendi başıma, kendi kendimle, kimseyle konuşmuyorum. Bununla konuştuğum zaman her türlü fitneye elverişlidir bu. Yuvaları dağıtıyor, aileleri dağıtıyor. Efendim servetleri götürüyor, fabrikaları götürüyor. Velhasıl fitne gecenin karanlığı gibi her tarafı kuşatır diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kişi sabahki imanını akşama kadar koruyamayabilir, akşamki imanını sabaha kadar koruyamayabilir diyor. Ebu Zer Hazretlerine, radıyallahu anh Efendimiz'e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in tavsiyesi, fitne ve fesadı gerektiren dalgalar okyanus gibidir. Dolayısıyla gemini çok sağlam yapacaksın diyor. İkincisi, وَخَفِّفِ الْحِمْلَ فَاِنَّ الْعَقَبَةَ صَعْبٌ شَدِيدٌ. Çok sarp yokuşlardan geçeceksin. Ölüm var önünde. Sonra efendim mizan var. Amel defterlerinin dağıtılması var. Muhasebe var. Sırat köprüsünden geçmek var. Önünde çok geçitler var. Sırtında yükün az olsun. Sırtında yükün az olsun. Bundan neyi kastediyor? Yani az günahla gideceksin. Buna dikkat edeceksin. Neden böyle? Biz bir ara arkadaşlarımızla beraber haç mevsiminde haçtayken yaya çıkalım Arafat'a dedik. Arafat'a yaya çıkalım dediğimizde yol da uzun, sıcak da olacak. Sular aldık, yiyecekler aldık yanımıza. Valizleri, çantaları doldurduk. Yaya gidiyorsun. Biraz gittik, bir tane çantayı attı arkadaşlar. Biraz gittik, öbür çantayı attılar. Ondan sonra niye? Yolda çünkü uzun yolda yük taşınmıyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, sarp yokuşlardan geçeceksiniz. Ey Ebu Zer, sarp yokuşlar var önünde. Sırtında yükünü hafiflet. Günahlarından tevbe et. Bol günahlarla gitme, geçemezsin, takılırsın diyor. Peki, bir de diyor ki, وَاَخْلِصِ الْعَمَلْ فَاِنَّ النَّاقِدَ بَصِيرٍ. Yaptığını çok kaliteli yap. Allah için yapıyorum diyorsun ya, çok kaliteli yap. Çünkü kontrolcü çok ince kontrol edendir. Hiçbir şey kaçmaz ondan. Ne için yaptın, ne kadar yaptın, kim için yaptın? Bütün bunları net bir şekilde, hilafsız bir şekilde kimsenin bildirmesine ihtiyaç kalmadan bilen birisidir. Yani Allah Celle Celaluhu her şeyi en iyi bilendir. Kıymetli dostlar, demek ki Ebu Zer Hazretlerine yaptığı nasihatte Ya Ebu Zer ceddidi sefinete fe innel bahra amik ve hudiz zade kamilen fe inne sefere ba'id. Yanında harçlığın, azığın, navlonun bol bol olsun. Zira yolculuk çok uzundur diyor. Uzun bir yolculuğa çıkıyorsun. Bu yolculukta sana ne lazımsa azığını fazla al diyor. Zaman zaman ifade ettiğim gibi kıymetli dostlar, biz buradan Silivri'ye gideceksek depodaki yakıt dolu olması şart değildir. Cebimizde parayla da dolu olması gerekmez. Ama buradan Ankara'ya gideceksek, Konya'ya gideceksek depodaki benzin yakıt biraz daha farklı olacaktır. Uluslararası gideceksek farklı olacaktır. Hacca giden insanın cebindeki parayla Ankara'ya giden insanın cebindeki para aynı olmaz. Yol uzadıkça ihtiyaç da çoğalmaktadır. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ey Ebu Zer, yol çok uzundur. Dolayısıyla azını tam olarak al diyor. Ömür bizim için bir sermayedir. Bu nasihatleri en güzel şekilde anlayıp devreye sokabileceğimiz bir zemindir ömür sermayesi. Bu vesileyle kıymetli dostlar, 3 aylar ayrı bir fırsattır. Şaban-ı Şerif bizim için bir fırsattır. Nasip olursa 2 gün sonra Berat Gecesi'ni idrak etmiş olacağız. Berat Gecesi'nden sonra Ramazan-ı Şerif'e bir karış kalmış oluyor. Yani 3 ayların yarısı bitmiş, öbür yarısına gelmiş oluyoruz. Bu vesileyle Selefi Salih'in büyüklerimiz Ramazan-ı Şerif gelmeden önce başlarlardı, ta Recep ayından hazırlığa başlarlardı. Şaban ayı onlar için yoğun bir ay olurdu. Hele hele oruçla beraber Ramazan orucuna alıştırma adına bol bol oruç tutarlardı. Ayrıca birçok ticari işlerini, yoğunluklarını Recep ayında tamamlamaya çalışırlardı. Yani Ramazan'da yapılacak olan birçok işi Recep ve Şaban ayına kaydırırlardı.
Dolayısıyla Ramazan'ı biraz daha boşaltmak, uyumak için değil, daha fazla uyumak için değil, daha fazla ibadet edebilmek için Ramazan-ı Şerif'in içerisini boşaltmak. Yani onu öne doğru çekmek, Recep ayına çekmek, Şaban ayına çekmek ve Ramazan-ı Şerif'e ibadet noktasında tam tamına hazır olmak gibi bir sünnet bize öğretmişlerdir. Bu vesileyle kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'e hazırlanırken nasıl hazırlanmamız lazım? Şöyle kısaca ifade edeyim. Elbette oruç bizim elhamdülillah tiryakisiyiz. Oruç geldiği zaman rahat ediyoruz. Birçok şeker hastası bile oruç tutarsa daha mutlu oluyor. Doktorlar farklı söylese bile birçok kardeşimiz odaklandığından dolayı söylüyorum. Yoksa öyle olması gerektiğinden söylemiyorum. Yani hastalığı tutmamasını gerektiriyorsa tutmayacak, onda sıkıntı yok. Ama biz orucu severek yapıyoruz elhamdülillah. Dolayısıyla Ramazan orucu bizi çok mutlu ediyor. Ramazan'daki teravihler de bize ayrı bir hava katmış oluyor. Ailece, çoluğumuzla, çocuğumuzla camiye, teravihe gittiğimiz zaman farklı bir atmosferi yakalamış oluyoruz. Elhamdülillah. Bu bizim babalarımızdan, dedelerimizden, kültürümüzden aldığımız güzelliktir. Ramazan gelince çocuklar da mutlu oluyor. Evdeki herkes mutlu oluyor. Fakiri de mutlu oluyor, zengini de mutlu oluyor. Zengini vermekle mutlu oluyor. Fakiri de ihtiyaçlarını çok daha kaliteli bir şekilde görmekle mutlu olmuş oluyor. Kıymetli dostlar, biz ibadetlerimize baktığımız zaman, bizi Allah'a yaklaştıracak ibadetlerimize baktığımız zaman bir bedeni ibadetler var. Bedeni ibadetlerin başında namaz gelmektedir, oruç gelmektedir. Bunlar bedeni ibadettir. Yani Allah'ım bu bedeni sen bana verdin, bedenim sana amadedir diyoruz. Ve bedenimizle beraber günde 5 vakit ne yapıyoruz? Efendim 40 rekatte 80 defa secdeye varmış oluyoruz. Ortalama 80 defa secdeye varmış oluyoruz, 40 defa rükûa varmış oluyoruz. Bu bedenimizle beraber Allah'a karşı Allah'ım bu bedeni sen verdin, sana secde eder, sana eğilir ve sana ibadet eder diye namazımıza bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Ayrıca oruçla beraber Allah-u Teala'nın verdiği nimetlerin tamamı karşısında bir şükür görevimizi yine bedenle yapmış oluyoruz. Yani hem namaz hem oruç bedenle yapılan bir ibadettir. Diyoruz ki Allah'ım sen izin vermediğin zaman ben helal olanı da yemem. Senin iznine bağlı. Oruçlu olduğum zaman su içemiyorum, yemek yiyemiyorum, ayran içemiyorum. Çünkü sen izin vermiyorsun. Ben seni o kadar dinlerim ki, senin emrine o kadar inkiyat ederim ki, normal zamanda helal olan bir şeye dur kulum, izin vermiyorum dediğin zaman durmasını bilirim ben. Ben haddimi bilirim, ben kulum. Sen izin vermediğin zaman suyu içmiyorsam, içkiyi hiç içmem, kumarı hiç oynamam, haram olanların hiçbirisine el uzatmam, ağzıma koymam demiş oluyoruz. Bedenimizle beraber bunu yeme içme noktasında da ispatlamış oluyoruz. Namazdaki duruş ayrıdır, oruçtaki duruş ayrı bir şeydir. Haram konusundaki, yasak konusundaki hassasiyetimizi, iman hassasiyetimizi ortaya koymuş oluyoruz. Kıymetli dostlar, bir de mali ibadetler vardır. Mali ibadet nedir? Zekat bunun başında gelir. Fitresi bununla alakalıdır. Kurban yine mali bir ibadettir. Hac bir ileriki boyuttur. Bu mali ibadetler bize neyi gösteriyor? Mali ibadetler de bize şunu gösteriyor. Allah'ım bu mal mı? Bu servet mi? Bende emanettir. Ben sadece bir fabrikadaki muhasebe memurunu düşünelim. Bir fabrikadaki muhasebe memuru. Muhasebeci olan fabrikanın sahibi midir? Değildir. Fabrikanın sahibi ona ne derse şurada şu ödemeyi yap, buraya bu ödemeyi yap, yapmak mecburiyetinde midir? Eğer bir muhasebeci patron gibi davranmaya kalkarsa, ben istediğim gibi harcarım, istediğim gibi sallarım derse patron bunu saklamaz. Haddini bilmemiş olur o muhasebeci, doğru mu? Muhasebeci haddini bilecek. Bu para patrona ait bir paraysa onun emrine uygun olarak harcamış olacak. İşte Allah ile aramızdaki münasebette biz sadece ve sadece malımızın bekçisiyiz. Bunu böyle bilmemiz lazım. Ve dolayısıyla o ne derse şuraya gönder, buraya gönder derse işte biz de bir muhasebeci gibi. Peki baş üstüne demesini bilmeliyiz. Hadis-i şerif çok açıktır kıymetli dostlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki innel mukthirine humul mukillun. Yani dünyada serveti çok olanlar ahirette dünyada serveti çok olanlar ahirette fakirdirler diyor. Bu bir kural olarak. Dünyada Allah bir kuluna fazla verdiyse ahirette ona az verecektir. Ancak
sağa, sola, önüne, arkasına verenler hariç. Yani eğer bir insan dünyada varlık sahibi ise ve bu insan ben burada bir muhasebeci gibiyim, bu bende bir emanettir diyor. Fakiri gözetliyor, yetimi gözetliyor, yoksulu gözetliyor, zekatını veriyor. Bir emanetçi gibi görürse Cenab-ı Hak ona hem dünyada vermiş oluyor hem de ahirette vermiş oluyor. Demek ki mal konusundaki imtihanımız bizim o malın gerçek sahibi olmadığımızı, onun gerçek sahibinin Allah olduğunu anlamamızla mümkündür. Biz bu ifadelerle yani önüne, arkasına, sağına, soluna verenler dünyada da zengin, ahirette de zengindir diyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Dolayısıyla mali konuda kendimizi nasıl görmeliyiz, nasıl değerlendirmeliyiz? Bunun zıttı da vardır. Yani zıttı demek şu demektir. Ben kendi malım ve servetimde, Kur'an-ı Kerim'in başında Fatiha suresi, hemen arkasında Bakara suresi değil mi? Elif, la, mim'i aşağı yukarı namaz suresi gibi biliriz. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ diye Kur'an-ı Kerim başlıyor birinci sayfasından tabiri caizse. Ne diyor? وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ kendi mallarından infak ederler demiyor. Bizim verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Yani elimizdekiler bizim değil, Allah'ın bize verdiği rızıklardır. Allah için vermekte sıkıntı yaşamamalıyız. Dolayısıyla kazanmakta ne kadar mutlu oluyorsak Allah için vermekte daha fazla mutlu olmalıyız. Çünkü Allah için vermek gerçek kazanmaktır. Ne demek gerçek kazanmaktır? Ebedi ahiret sermayesini de kazanmış oluyoruz. Şimdi ben gerçekten bazı kardeşlerimizin cömertliğine hayranım. Kendi kendime zaman zaman düşünüyorum. Acaba bu kadar imkan benim elimde olsa bu kadar verebilir miyim diye kendi kendimi yokluyorum. Evet diyemiyorum. Gerçekten Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri hem bedeni ibadetlerde hem mali ibadetlerde başarmayı her birimize nasip eylesin. Bir ibadet de vardır ki o hem mali hem de bedenidir. Onun örneği de haçtır. Haçta hem mal harcanmış oluyor hem de bedenle beraber yapılması gerekenler vardır. Dolayısıyla biz Allah'a karşı kulluk sorumluluğumuzu bedenimizde, malımızda, hem bedenimizde hem malımızla beraber en kaliteli bir şekilde ifa etmeye çalışacağız. Kıymetli dostlar, Ramazan-ı Şerif'te Yüce Rabbim Celle ve Ala Hazretleri rahmet kapılarını sonuna kadar açıyor. Sene içerisindeki eksiklerimizi Şaban ayında, Berat gecesinde, Ramazan'da inşallah telafi etmeye çalışacağız. Bir daha eksiklerimize dönmemek niyetiyle bunları telafi etmeye çalışacağız. Önümüze bir fırsat geldi. Berat gecesiyle, Şaban ayının son günleriyle, Ramazan'ı ile beraber bir fırsat geldi. Rabbim bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmeyi nasip eylesin. Biraz önce bahsettiğim ibadetlerin her birisinin eksisi de vardır. Eksiden şunu kastediyorum. Yapılmadığı takdirde bir vebali vardır. Allah Celle ve Ala Hazretleri yarın ahirette ibadetinde, bedeni ibadetinde sıkıntısı olanlara hangi cezaları vereceği Kur'an-ı Kerim'de gerçekten yani nasıl diyeyim tüyleri diken diken yapacak şekilde anlatıyor. Oruç ibadetinde keza öyle. Zekat ibadetinde keza öyle. Allah Celle ve Ala Hazretleri Estaizübillah yevme yuhma aleyha fî nâri cehennem. Bir insan malının gerçek sahibini kendisini zanneder ve vermesi gereken zekatını vermediği takdirde onların ateşten levhalar halinde sağına, soluna, önüne, arkasına yapıştırılacağını Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Rabbimiz kendisi haber veriyor. Dolayısıyla vermenin mükafatı çok büyük ama ben kendimi mal sahibi kabul edip de farz olan ibadetlerimi aksattığım zaman bunun da hesabı gerçekten çok zor olacaktır. Yüce Rabbim her birimize, bütün mümin kardeşlerimize bedeni ibadetlerde hassasiyet nasip eylesin. Mali ibadetlerde de hassasiyet nasip eylesin. Hem bedeni hem mali ibadetlerde de hassasiyet nasip eylesin. Yüce Rabbim güle güle, sevine sevine, sevile sevile ibadetlerimizi gerçekleştirerek yine güle güle emaneti teslim etmeyi, ahirete göçmeyi, dost olarak göçmeyi her birimize nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.